Bütün memurlarıyla iç içe yemeğe gelirler. Ben orada personelimle çalıştım zaten. Oradan müteahhite bağladık. Yemek dağıtırken lavaboda bir bomba patladı. Öğrencinin içinde el yıkama lavabosu var ya. Bomba patlayınca ben koştum. İki üç tane yaralı yerde vardı. Onları dışarıya çıkardım. Çıktım yemek salonuna çıktım. Orada bir tane patladı. O ikinci bombada ben de yaralanmıştım. Haberim yoktu. Yani bizi acile kaldırdılar. Acilden o metal parçalar derinin altına kalmış ya, etin içine kalınca hepsi diktiler, içine bıraktılar, bizi eve gönderdiler. Her yıldır her dönemde acılar aklıma geliyor. Adam koluma bakınca, ayağıma bakınca adam bazen kendi kendime düşünüyorum diyeyim. Bu nasıl oldu böyle, o acılar. Her sene yine yaşıyorum bu olayı, her sene. Yaralı çok vardı ama hafif yaralıdılar. Travması çok, hem de hadinden fazla çok travması. Şurada bomba izi burada vardı. O çöp bombası olmuş, ateş üstümüze geldi. O zaman çöp kutusundan kurmuşlar bombayı. Patlayınca o metal hepsi ateş oldu. Yani hepsi bir parça buraya girmişti. Bunu daha sonra çıkardım hani. 3-5 yıl aradan sonra geçti çıkardım. Yüzeyi taşıdım ben. Kafamda metal var mesela. Kaskımda bir metal daha var.